Merhaba değerli arkadaşlar. Beşinci test ile beraberiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. X, Y, Z, T birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Verilen ifademiz var. Buna göre X artı Y artı Z artı T'nin toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bizden isteniyor. İşte X çarpı Y eksi Z çarpı T ifadesinin değerini 41'e eşit olarak vermişler. X çarpı Z ifadesiyle eksi Y çarpı T ifadesinin değeri de 50'ye eşit olarak vermişler. Bu ifadelerimizi birbirini toplarsak eğer buradaki ifademizden x çarpı y artı x çarpı z eksi z çarpı t eksi y çarpı t gelir. Bunların da toplamı 91 olur. Buradaki ifademize x'ler ortak. X parantezine alırsam burası y artı z eder. Buradaki ifademize de t ifadeleri ortak. Bunu da eksi t parantezine alırsam buradan da z artı y ifadesi gelir. Toplamlarımız 91. Y artı z artı y aynı ifadeler. Bunları da ortak parantez alırsam buradaki ifademize x eksi t gelir. Bunu da sonucumuz 91 olarak gelir. Şimdi buradaki ifademizin çarpanlarına bakacağız. Y artı z ifadesinin büyük, x eksi t ifadesine küçük olacak şekilde ayarlayalım. Çünkü toplamlarının en küçük olacağı şekilde isteniyor. Dolayısıyla burada 91 olur. 1 olur çarparsanız 91 eder. Veyahut da 13 dersiniz. 7 ile çarparsınız 70, 21 daha yine 91 olarak gelir. Şimdi ifademizin en küçük olması istediğimiz için mümkün olduğu kadar ifademizi birbirine yakın seçelim. Y artı z ifadesini 13. Y artı z ifadesini 13 seçelim. X eksi t ifadesinde kaç olur buradan? 7 seçelim. O zaman x ifadesine de 8 diyelim. T ifadesi de buradan 1 olarak gelsin. Bunların da toplamı 13 artı 8 ne yaptı? 21. Bir daha 22. O zaman sorumuzun da C şıkkı oluyor. Rakamları farklı 3 basamaklı 9 ile bölünebilen en büyük çift sayı ile rakamları farklı 3 basamaklı 9 ile bölünebilen en küçük tek sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 9 ile bölünebilen en büyük 3 basamaklı sayı dediği için 9 olması lazım. Ve geriye kalan şu son 2 basamağımızın da toplamları 9 vermesi lazım. Buradaki ifademizin çift olması için demek ki şuradaki ifademizin 2 olabilir. Buradaki ifademiz 7 olabilir. Buradaki ifademiz 4 olursa buradaki ifademiz 5 olur. Daha küçük bir ifade olduğu için buradaki değerden küçük olacağından en büyük rakam olmayacaktır. En büyük sayı olmayacaktır. Dolayısıyla 3 basamaklı en büyük sayımız 972 olacak. Sorunun verdiği özelliklere göre. En küçük istediği için de bir defa burasının 1 ile başlaması lazım. 2 basamaklı sayımız geriye kalan 2 basamaklı sayının da ifademizin tek olması için toplamları burada yine 9 olarak pardon 8 olarak gelmesi lazım. 1 ile topladığında 9 etsin. Bu şartı da sağlayan ifademiz 135'tir. 135 ile 3'ü toplarsan 8, 9 eder. Bu da en küçük sayımız olmuş olur. Bu iki ifadeyi toplarsanız sorumuzun cevabı 1107 olarak gelir. O da A şıkkımız oluyor. Birler basamağı 4 olan ve 9'a bölünebilen 3 basamaklı bir sayı x, y, z'dir. Y ifadesi z'den küçük, z ifadesi de x'ten küçük olmak üzere bu şartı sağlayan kaç farklı x, y, z sayısı yazılabilir diyor. Şimdi 3 basamaklı sayımız x, y, z olarak verilmiş. Ve bu ifadenin birler basamağı x, y 4 olarak veriliyor. İkinci ifadede diyor ki bu ifademiz 9'a bölünebiliyor. Demek ki rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olması lazım. Dolayısıyla buradan x artı y ifadesi ya 5 olarak karşımıza gelir. Veyahut da x artı y ifadesi 9'un ikinci katı olan 18 ifadesi 18 için 4'ten çıkartırsam burayı 14 olarak karşımıza gelmesi lazım. Daha fazla değer alamazlar çünkü buradaki ifadelerimiz rakam. Rakamda ikisi de 9 olmuş olsa alabilecekleri en büyük değer 18 olur. Demek ki x artı y ifadesini alabileceği iki tane değer var. 5 ile 14 ifadesi. Bununla beraber bizden vermiş olduğu bir şartımız daha var. O da nedir? Y ifadesi en küçük, z ondan büyük, x de en büyük olmak üzere ifademiz veriliyor. Şimdi z ifadesinin değerini biliyorum. 4. Dolayısıyla burayı 4 yazarsam x'in alabileceği değerlere bakalım. X, y, z diyelim. X'in alabileceği değerler 4'ten büyük olacak. Dolayısıyla rakam olduğu için bu ifadeler 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 ve 9 olabilir. Y ifadesi de 4'ten küçük olan rakamlar ise 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Z'nin değerini de biliyorum 4. Bu bütün rakam değerlerimiz için 4 olarak karşımıza gelmesi lazım. Şimdi x artı y ifadesinin toplamları 5 ve 14 yapan ifadeye bakacağız. Şimdi şuradaki birinci ifademiz 5 artı 0'dan buradaki ifade 5 yapar. Toplarsanız 9, 9'un katı. Bununla beraber diğer ifadelerimize bakarsanız
X ile Y'nin toplamının hiçbir ifade 5 yapmayacaktır. Yine bunlardan ifadelerin hiçbirini toplarsanız yine 14 yapmayacaktır. X'in alabileceği en küçük değer 5, Y'nin alabileceği en büyük değer 3. Dolayısıyla şuradaki ifadelerin toplamından 8 gelir. Buradaki ifademiz en büyük değer 9. Y'nin alabileceği en büyük değer 12. Dolayısıyla 14'e de ulaşamayacağız. 5 ifadesini de vermiyor bunun dışındaki ifademiz. Dolayısıyla sadece bir tek ifademiz bu şartımızı sağlıyor. O da sorumuzun en şık olacak. 21 basamaklı bir sayımız veriliyor ve bu sayının 8 ile bölümünden kalan x, 9 ile bölümünden kalan y'dir. Buna göre x artı y toplamı kaç eşittir diye soruluyor. Şimdi uzun bir sayımız var ve bu sayının 8 ile bölünebilmesi için bizim şartımız şudur. Son 3 rakamına bakacağız. Buradaki ifademiz yani 555 sayısı 8 ile bölünebiliyorsa ifademiz 8'e tam bölünebiliyor demekti. Bize kaç kaldığını soruyor. Yine ifademizin son 3 rakamına bakacağız. 8'e böldükten sonra kalan ifademiz bütün bir 21 basamaklı sayımızdan geriye kalan ifademiz olacak. 9 için de aynı şeye geçelim. 9 için de ne yapacaktık? Rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı olarak bakacağız. Kaç kaldığını soruyorsa yine şuradaki ifadelerimizin rakamları toplamını bulduktan sonra 9'a böldüğümüz zaman geriye kalan ifadede bizim buradaki bütün sayımızın 9'a bölünmüş haline eşit olacak. Dolayısıyla şimdi son 3 rakamına bakarsam buradaki sayımızın 555. Buradaki ifadeyi 8'e bölersek kaç defa var ona bakalım. 55 ifadesi kaç defa var? 7 kere 8 olmaz. 6 kere 8, 48. Buradan 7 gelir. 75 ifadesi 9 kere var. 72 eder. Geriye ne kalır buradan? 3 kalır. Yani şuradaki 555 rakamından 8'e böldüğümde 3 kalıyorsa 21 basamaklı 5 ifadesinden geri 8'e böldüğümüzde de kalan ifademiz 3 olacak. Bu birinci ifademiz. İkinci ifadeye bakalım. 21 basamaklı olduğu için ifademiz buradaki ifade rakamlar toplamı 21 çarpı 5 eder. O da 105 olur. Yani buradaki ifademizin toplamları 105 olarak gelecek. 105 ifadesini de 9'a bölersem kaç kaldı buradan bulacağız? 10'da 1 kere var. 9. Buradan 1 gelir. 15 de burada geri aşağı gelirse buradaki ifademiz yine 1 gelir. Buradan 9'a çıkartırsam 6 gelir. Demek ki şu ifade 9'a bölündüğünde 6 kalacak. X ifadesi değeri kaç olmuş? 3. Y ifadesinin değeri 6. Bunları da toplarsam X artı Y ifadesinden sorumuzun cevabı 9 olarak gelecek. 5. soruyla devam edelim. Verilen ifadelerimize göre denklemimiz veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Önce ifademizi yazalım. Şimdi A üzeri 2N artı 1 şeklinde bir ifadem var. Ve bu ifademizi B üzeri 2N ifadesiyle çarpmışız. 7 ile toplayıp 2 ile böldüğümüzde C ifadesini elde ediyoruz. Ve C ifadesi de sıfırdan farklı bir değer olarak veriliyor. İçler dışlar çarpımı yaparak bu 2'yi karşıya atalım. A üzeri 2N artı 1 ifadesi çarpı B üzeri 2N artı 7 ifadesi eşittir 2C olarak buradaki ifademiz gelir. Şimdi 2C ifadesi 2 ile çarptığımız için mutlaka buradaki ifademiz çift bir sayı olarak gelmesi lazım karşımıza. Burası çift bir sayı olacak. Bir adım daha yapalım. Şuradaki 7 ile karşıya atalım. A üzeri 2N artı 1 çarpı B üzeri 2N ifadesi 2C eksi 7 olarak karşımıza gelecek. Şimdi iki çift bir ifadeden tek bir sayı çıkarttığınızda karşımıza mutlaka buradaki ifademiz tek sayı olarak gelecek. Eğer buradaki ifademiz tek bir sayıysa A ifadesi de B ifadesi de üzerindeki üstü ifadeler çok, dikkat edilmeksizin yani 2N artı 1 zaten tam sayı olarak gelecek buradakiler de. Üstündeki ifadeler ne olursa olsun yani A ifadesiyle ne kadar kendisini çarparsanız çarpın. B ifadesiyle ne kadar kendisini çarparsanız çarpın. Eğer bu sayılar çiftse çift, tekse tek gelecek. Dolayısıyla şuradaki ifadelerimizin tek sayı olarak karşımıza çarpanların tek sayı olarak gelmesi için buradaki ifademizin mutlaka tek sayı olması lazım. Buradaki ifademizin de yine aynı şekilde tek sayı olarak gelmesi lazım. Şu ifadeden bir tanesi çift bir sayı olmuş olsaydı çarpımımız çift bir sayı olarak gelecekti. Dolayısıyla A ve B ifadesi kesinlikle tek bir sayıdır diyebiliriz. O da bizim sorumuzun değişik oluyor. 6. soruya bakalım. Verilen ifademize göre sonucumuz kaçtır isteniyor? 2 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü yine 2 eksi 1 bölü 2 ifadesi veriliyor. Aşağıdan yukarıya doğru tırmanaraktan sorumuzu çözelim. 2 eksi 1 bölü, buradaki ifademiz 2 artı 1 bölü. Şuradaki ifademize bakarsanız paydan eşitlersem 2 ile 2 4, 4'ten 1 çıkartırsam 3, burası 3 bölü 2 olarak gelir. 3 bölü 2 ifadesini ters çevirir yukarı çıkartırsam burası 2 bölü 3 olacak. 2 eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü 3.
eşittir diyelim. Buradaki ifademize yine paydasını eşitlersem 3 ile buradaki ifademizi genişletirsem 6 artı 2 daha 8. 8 bölü 3. Buradaki ifadesi şurası nasıl yapalım? Neyse yazalım. 2 eksi 1 bölü şuradaki 8 bölü 3 demiştik. Eşittir. 2 eksi ters çevirip çarparsam burası 3 bölü 8 olur. Bundan sonraki ifademize burayı genişletmemiz lazım. 8'e 8'e genişletirsem 16. 16'dan 3 çıkartırsam burası 13. 13 bölü 8 olarak verilen ifademizin cevabı gelmiş olur. Sorumuzun değişik oluyor. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz. Birincisi bunu normal regüler yollardan işte paydasını eşitleriz. X ile toplarız. 2'yi aşağı alırız. Yine paydalar eşitler 2'yi aşağı alırız. Soruyu içler dışlar çarpı yapar. Çözmeye çalışırız ama bu çok uzun bir yöntem. Onun yerine daha kolay, daha mantıklı yollarımız var. Şöyle yapabiliriz. Madem ki sonucumuz 2 ve bu ifadeyi de 2'ye bölmüşüm. Şuradaki ifademizin toplamının toplam değerinin 4 olması lazım. 4'ü 2'ye bölersek 2 çıkacak. O halde şuradaki ifadeyi 4'e eşitleyerek işlemimizi yapalım. X bölü 2 artı 1 bölü 2 bir deneyimiz var. Eksi 1 ifademiz 4'e eşit olacak. Eksi 1'i karşı atarsam X bölü 2 artı 1 bölü 2 ifadesi toplamı 5 olur. İçler dışlar çarpı yaparsam X bölü 2 artı 1 eşittir 10. 1'i de yine karşı atıyorum. Buradan X bölü 2 ifadesi 9. İçler dışlar çarpı yaparsam X'in değerini 18 olarak bulmuş oluruz. O da sorumuzun C şıkkısı oluyor. X pozitif bir tam sayı olmak üzere rasyonel sayısının pozitif bir basit kesiri olabilmesi için X'e verilecek değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi rasyonel ifademiz X eksi 2 bölü 4. Bu ifadenin bir basit kesir olabilmesi isteniyor. Basit kesir olabilmesi için ifademizin paydasının pay kısmından daha büyük olması gerekecek. Ve bu ifade pozitif bir rasyonel sayı, pozitif bir basit kesir diyor. Demek ki ifademiz 0 ile 1 arasında hareket edebilecek bir ifade olması lazım. Şimdi x eksi 2 bölü 4 ifadesinde 4'ten daha küçük olacak ifademize rakamlara bakalım. X ifadesine 1 verirseniz eksi olur, olmaz. En küçük verebileceğiz ifade 3 olur. Daha sonraki ifademiz 4 olur. 5 ifadesini verebilirsiniz. 5'ten 2 çıkartırsanız 3. 3 bölü 4 ifade yine basit bir kesir olur. 4 verirseniz bu ifademiz basit kesir olmaktan çıkar. 3, 4 ve 5 ifadesi ifadelerimizin alabileceği, x'in alabileceği değerler olur. Toplamı da sorulduğu için 5 artı 4, 9, 3 daha 12 eder. Sorumuzun B şıkkı olur. Verilen 5 basamaklı bir sayımız var ve bu ifade 12'ye tam olarak bölünebildiğine göre m yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruluyor. Şimdi ifademiz 54 m 5n ifadesi ve bu ifade 12'ye tam olarak bölünebiliyor. Bir ifadenin 12'ye tam olarak bölünebiliyorsa bunun asal çarpanlarına da tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 12'nin asal çarpanları 4 ve 3'tür. 4'e ve 3'e de tam olarak bölünebilmesi lazım. 4'e bölünebilmesi için son iki rakamının 4'e tam olarak bölünebilmesi lazım. 5'in ifadesine en yerine hangi ifadeyi, hangi rakamı yazarsam 4'e tam bölünür. 52 olursa bölünür ve 56 olursa ifademiz tam bölünür. Dolayısıyla n'in alabileceği ifademiz birisi 2 olur. İkinci değeri de 6 olur. Madem n yerine 2 ve 6 değerini verebiliyorum. 3'e bölünebilmesi için de rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olması lazım. O halde her ifademiz için 3'ün katlarını bulmaya çalışalım. Şimdi n eşittir 2 için diyelim. Buradaki ifademiz 54 m 52 edecek. Rakamları toplamına bakalım. 5 artı 4, 9. 14, 5 daha 14. Burası ne yapar? 16 artı m yapacak. Eşittir 3 ve 3'ün katı olması lazım. 16'nın 3'ün katı olabileceği yer nereden başlıyor? 18'den başlar. 18 için ifademize 2 vermemiz lazım. 3, 3 artacağı için 2, 5 ve 8 ifadelerini alabilir. N'in 6 için değeri, n eşittir 6 için diyelim. Buradaki ifadem 54, m 56 olacak. Rakamları toplamına bakarsak da 54, m 56 ifadesinin rakamları toplamı 6, 4 daha 10, 15, 20. 20 artı ne yapacak? 20 artı m diyeceğiz. Burası da 3'ün katı olacak. 21, 3'ün katı için 21 olması lazım. Buradan 1 verebilirim. 3, 3 artacağız. 4 ve 7 ifadesini alabilir. Dolayısıyla 2, 5, 8. 1, 4 ve 7 ifadeleri alabilir. Bunların dışındaki ifadelerimizi alamayacaktır. Şıklarda da 3 ifadesi var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı olarak da B şıkkı gelecek. Yukarıdaki işlemlere göre x'in değeri soruluyor. Şimdi x eksi y'nin değerini k'ya eşit olarak vermişler.
y eksi z'nin değerini 12 olarak vermişler. Z eksi 5 ifadesinin değerini p olarak vermişler. Diğer tarafta da k artı p ifadesinin değerini de 3'e eşit olarak vermişler. Burayı her tarafı taraf tarafa toplayalım. Şimdi dikkat ederseniz eksiye artıya ifadesi bunlar birbirini sadeleştirir. Z eksi z ifadesi burada birbirini sadeleştirir. Başka sadeleştiren ifade var mı? Yok. Burada ne gelecek? X artı k artı p, bir de şurada eksi 5 ifadesi var. Eksi 5. Burada ne var? K artı 12 artı p artı 3 ifadesi var. K ifadesi buradaki ifademi sadeleştiriyor. P ifadesi de buradaki ifademi sadeleştiriyor. Buradan geriye x eksi 5 kaldı. 12 artı 3'ten 15. Buradan 5'i de karşı atarsanız burası 15'ti. Burası da 20 eder. Sorumuzun cevabı olur. O da D şıkkımız oluyor. A ve B en çok iki basamaklı pozitif tam sayılardır. 119 bölü A artı B'nin değeri 19 eşit ise B en çok kaçtır diye soruluyor. 119 bölü A artı B ifadesinin değeri 19'a eşit olarak veriliyor. Şimdi 119 ifadesinde çarpanlarına ayırırsam 7 çarpı buradaki ifademiz 17 olarak gelir. 70, 7 kere 49 toplarsanız 119 bölü A artı B eşittir 19. Şimdi A ve B ifadeleri en çok iki basamaklı pozitif tam sayılardır. Yani A ifadesine bir tam sayı olarak ifade vereceğim. Şurası bir tam sayı çıkması lazım. B ifadesiyle topluyorum tam sayı. Sonucumda bir tam sayı olarak geliyor. Dolayısıyla şuradaki ifadem tam sayıysa tam sayıyla toplarsam karşıma tam sayı olarak gelecek. Yani buradaki ifademiz rasyonel bir sayı olamaz. O zaman A ifadesinin alabileceği 7 ve 17 asal sayılar olduğu için alabileceği iki değer var. Ya A ifadesi 7 olur veyahut da A ifadesi 17 eşit olur. Bunlar buradan sadeleşirse B'nin değerini buluruz. Eğer A ifadesine 7 verirsem 7'ler sadeleşir. 17 artı B 19 ettiğine göre B ifadesi buradan 2 olarak gelir. Veyahut da B ifadesi için A'ya 17 verirsem 17'ler sadeleşir. Buradan 7 gelir. B ifadesini alabileceği değer 12 olur. Bizden de B'nin en çok kaç olabilir diye soruyor. O zaman 12 oluyor. O da hangi şıkkımız? E şıkkımız oluyor. Bir torbada 8 kırmızı, 5 sarı, 9 mavi bilye vardır. Alınan bilye torbaya geri atılmamak şartıyla torbadan en az kaç bilye alınırsa aynı renkten 3 bilye kesinlikle alınmış olur diyor. Şimdi öncelikle şu torbamızı bir çizelim. Şimdi içeride ne ifadesi var? 8 tane kırmızı bilye var, 5 tane sarı bilye var ve 9 tane de mavi bilye var. Şimdi normal şartlarda çok şanslı olmuş olsak her elimize attığımızda birer tane aynı renkten bilye gelir. 3 defa da bu soruyu çözebilirdi. Ama ne diyor? Kesinlikle dediği için biz en kötü ihtimali düşüneceğiz. En kötü ihtimal de nedir burada başımıza gelecek olan ifade? Her elimize attığımızda farklı renkte bir bilyenin gelmesi. Yani bir defa elimize attık kırmızı geldi. Bir kere daha çekiliş yaptık sarı geldi. Bir kere daha çekiliş yaptık. Buradan ne geldi? Mavi geldi. Yine tekrarladık. Bir tane daha kırmızı geldi. Bir tane daha sarı geldi. Bir tane daha mavi geldi. Dolayısıyla en kötü ihtimal başımıza gelecek ifade her elimize attığımızda değişik renkte bir bilyenin gelmesi. Bu kendini 6 kere tekrar eder. 7. defa çekiliş yaptığımızda ise buradaki 1. defa çekiliş yaptığımızda hangi bilyeyi çekersek çekelim elimize bir bilyeden 3 tane farklı renk gelmiş olur. Dolayısıyla o sorumuzun da C seçeneği olmuş olur.